Efendim hızlıca değerlendireceğiz. Konuklarımız CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve Oda TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik. Hoş geldiniz. Murat Emir hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne dersiniz? Ümit Özdağ yayınladı. Söylediği her şey de doğruymuş. Şöyle, ya bu protokol tartışmaları aslında seçimlerden hemen sonra bence tüketildi. Ve önümüzdeki sürece çok ışık tutacağı, katkı vereceği kanısında değilim. Dolayısıyla Sayın Özdağ'ın niye bugün bu protokolü açıklama gereği duyduğu, daha doğrusu protokolü yayınlama gereği duyduğunu ben bir soru işareti olarak buraya bırakmış Neden olabilir? Şöyle, yani daha çok bizim önümüzdeki süreçte, özellikle yerel seçimlerde bir ittifak arayışında olacağımız çok aşikar. Böyle bir gereklilik olduğu herkes açısından malum. Dolayısıyla da önümüzdeki süreçte olası ittifakların oluşumuna bir yönüyle etme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Yoksa bu tartışma yapıldı, tüketildi. Aslına bakarsanız bu protokolün içeriğinin büyük oranda sadece HDP'li vatandaşların değil, birçoğumuzun kabullenemeyeceği, bizi rahatsız edecek içerikler olduğunu zaten biliyoruz. Bunlar daha önce tartışıldı. Ama bunu böylesine gündeme getirmek de doğrusu bence üzerinde durulması gereken bir nokta. Yani şöyle, Millet İttifakı adına mesela imzalamış Sayın Kılıçdaroğlu. Ama Millet İttifakı'nın bileşenlerinin hiçbirinin haberi yok konudan. Başlıklara şimdi bakıyorsunuz. Şöyle, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, güvenlik bürokrasi içerisinde önemli pozisyonlar. Buyurun. Şöyle, yani içeriğine de gireriz birazdan ama ben yönteminin bir defa doğru olduğu kanaatinde değilim. Tabii ki Sayın Genel Başkanımız çeşitli partilerle sonuç almak adına, oylarımızı artırmak adına bir çaba içerisine girmesi de son derece normal. Ve bir protokol yapıldı zaten Zafer Partisi ile, aleni bir bölümü vardı. Ve bu aleni bölümünde de doğrusu kimi maddelerin kabullenilmesinin zor olduğunu o sırada da zaten kamuoyu biliyor. Ama son, aslında bence burada olmaması gereken, yani içimize sindiremediğimiz, yanlış bulduğumuz taraf iki kişi arasında gizli bir protokolün yapılmış olması. Ben bu yönüyle gizlilik olması dolayısıyla ben bunu doğrusu en azından şık bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Bunu ifade etmek isterim. Burada tabii diğer bir noktada bizim öteden beri söylediğimiz bu kayıt dışı siyaset dediğimiz ve partideki kurumsallığın sürekli aşındırılması söz konusuydu. Ve bu da bu protokolle bu kurumsallığın aşındırılması, yok edilmesi neredeyse çok çarpıcı son bir örneği. Yani böyle bir protokolün en yakındaki kurmaylar tarafından dahi bilinmemesi, iki kişi arasında çok özel bir protokol olarak yapılması ve burada parti sözcüsünün dahi bu protokolün içeriğini bilmemesi bence özellikle bu kurumsallık bakımından da partimiz açısından olumsuz oldu. Ve maalesef partimiz bunun hasarını, bıraktığı hasarı hem seçimlerde yaşadı hem de sonrasındaki süreçte, yani önümüzdeki süreçte de kimi hastalıklar yaşanma potansiyeli içeriyor. Ben zaten bugün gündeme getirilmesindeki kaygımı da bu nedenle açıklıyorum. Yani biz bunu içimize sindirmedik, doğru bulmadık, eleştirdik. Gizliliğini ve yöntemini eleştirdik. Dolayısıyla da bugün bu tartışmayı tekrar alevlendirmenin de önümüzdeki sürece katkı vereceği kanaatinde değilim doğrusu. Ya da olumsuz katkı vereceğini düşünüyorsunuz. Yani bunlar amaçlanıyor olabilir, bilerek veya bilmeyerek. Peki, Can Özçelik. Valla şimdi bugün yayınlanması anlamlı, yerel seçimler açısından doğru. Murat Bey'e katılıyorum ama burada mesele Cumhuriyet Halk Partisi bundan ders çıkaracak mı? Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giderken hep Kemal Kılıçdaroğlu'nda şunu gördük, günübirlik bir siyaset gördük. Yani o gün kalkıyor ve Türkiye'de ne yaşanıyorsa ona göre bir siyaset uygulanıyor. Seçimlerin ikinci tura kalmasında ve Zafer Partisi'nin önce Sinan Oğan'a sonra Zafer Partisi'ne gitmesi de bu. Aslında Ümit Özdağ doğru söylüyor. Diyor ki CHP hata yapmıştı, oylarını artırmak istiyordu, o yüzden bize geldi. Ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi en başta hatayı yaptı. Hatayı siyaseti günübirlik kurarak. Şimdi buradan Cumhuriyet Halk Partisi yeni yönetiminin de ders çıkarması lazım yerel seçimler açısından.
günübirlik siyaset değil de Cumhuriyet Halk Partisi'nin o köküne dönen ideolojik işte altı oku içeren artık o neyi gerektiriyorsa onu yapması lazım. Şimdi günübirlik siyaset yaptıkça bu hatalar devam edecektir. Aslında bugün bunun yayınlanması yeni yönetim açısından da önemli. Geçmişine bakıp bir öz eleştiri verip biz nerede hata yaptık? Eski yönetim Kemal Bey döneminde ne hatalar yapıldı, ne yanlışlar yapıldı? Bunları tek tek önüne koyup bir sonraki seçimlerde, yerel seçimlerde buna göre bir hazırlık yapması lazım. Bunun için önemli, anlamlı. Öcalan niye yayınladı sizce şu anda bunu? Sonuçta bir yerel seçimlere doğru gidiyor Türkiye ve Ümit Özdağ bugün Murat Bey'in o yorumuna katılıyorum. Bir hamle yapıyor ama yani burada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yani Halk Partisi'nin işine yarar mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin işine yaramaz dedi, doğru bir HDP denklemi var ortada ve ne yazık ki İstanbul'da da böyle bir şey gerçek ortada. Yani HDP oyları, yani Kürt oyları Cumhuriyet Halk Partisi için çok önemli. Ama burada HDP seçmeni, İYİ Parti seçmeni veya o bileşenler içindeki seçmenin baktığı şey yerel seçimlerde parti değil, aday. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi güçlü bir adayla çıkarsa, ki hala mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu aday olursa, burada HDP seçmeninin kendi partisinin adayına oy vereceğini açıkçası ben düşünmüyorum. Yani blok şeklinde kendi partisine oy vermez. İyi Parti'nin adayı da öyle. Yani İyi Parti aday çıkarsa bile blok şekilde İyi Parti'ye gitmeyecektir. Ekrem İmamoğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına güçlü olduğu için, seçilme ihtimali yüksek olduğu için Ekrem İmamoğlu'na oyların kanalize olabileceğini düşünüyorum. Millet İttifakı'nı, zaten dağılmış olan Millet İttifakı'nı yeniden o dağılmayı perçinleyecek bir durum mudur? Bir de Kılıçdaroğlu'nun siyasi hayatını nasıl etkiler? Şimdi siyasi hayatı bitti diyeceksin ama bitmemiş görünüyor, o yüzden soruyorum. Ya şöyle, Kılıçdaroğlu bu siyaseti yaparsa zaten, yani geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 yıl boyunca yaptığı siyaseti yine uygulamaya devam ederse zaten Kılıçdaroğlu kazanamıyordu. Yine kazanamayacak. Yani Kılıçdaroğlu hep günübirlik siyaset yaptı. Kılıçdaroğlu yok artık. Kazanacağı bir şey de yok. Hayır, yani siyaseten de kazanacak bir noktada değil zaten. Bu siyaset zaten bu siyaseti devam ettiriyor. Hala yine aynı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olma amacında var. İki gün önce yaptığı açıklama ortada. Yani evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Kemal Kılıçdaroğlu var olma savaşı veriyor. Olabilir mi? Olamaz yani sonra. Bu ne yazık ki. Ya da bu olay etkiler mi? Bu olay çok etkilemez. Öyle mi? Etkilemez. Yani, bitti çünkü Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda kaybetti ve artık Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaybetti. Yani siyaseten kaybetti Kemal Kılıçdaroğlu. İsmen Kemal Kılıçdaroğlu hala var olabilir, siyaset yapabilir, etrafında insanlar olabilir, onu destekleyen delegeler olabilir ama kurultayda, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında siyaseten Kemal Kılıçdaroğlu bitti. CHP'yi yıpratır mı bu hareket? İşte o yüzden bunu söyledim. CHP geçmişten ders çıkarırsa bu yıpratmaz. Geçmişten ders çıkarması lazım. Günübirlik siyasetten vazgeçip artık önüne şapkasını önüne koyacak ve diyecek ki Cumhuriyet Halk Partisi 1972'de nasıl iktidar olduysa Atatürk ve altı ok politikasına geri dönecek. Halka dokunacak. Ama şu halka dokunacak. Süremiz bitmiş. Öyle iktidar olamadığı için zaten değişti. İktidar oldu. Hayır, halka dokundu. Ecevit halka dokundu ve iktidar oldu. Can Aşçelik, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Daha uzun konuşacağız. Bu deprem olayından dolayı yayın süresi maalesef bizi aldı. Murat Emre, çok teşekkür ederim. Katkılarınız için sağ olun efendim.